Hasan Bey. Cenk Bey merhaba. Eşiniz geldi bugün. Mirastan feragat etmek istediğini söyledi. Hatta bir avukata belge hazırlatılmış. İmzalayarak onu işleme koymam için bana verdi. Anlamadım. Ne belgesi? Niye yapsın ki Azra böyle bir şey? Bilmiyorum. Anladığım kadarıyla Serap Hanım'ın üzerine devretmek istiyor kendi hakkını. Sizin bilginiz olması gerektiğini kendisine söyledim ben. Sonuçta hala evlisiniz. Sizin izniniz olmadan belgeleri işleme koymayacağım. Bilginiz olsun. Tamam. Tamam, ben halledeceğim bu durumu. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Cenk? Anne, sen nasıl yapabiliyorsun böyle bir şeyi? Ne yapmışım? Azra avukata gitmiş bugün mirastan feragat etmek için. Devlet senin verdiğin belge varmış. Miras hakkını sana bırakıyormuş. Oğlum valla benim haberim yok yani. Belki boşanacağınızı düşünüp... Biz boşanmıyoruz anne. Azra hala benim karım, anladın mı sen? O belgeleri senin hazırladığını da çok iyi biliyorum. Ona verenin sen olduğunu da çok iyi biliyorum. Sen mahkemeye de bu yüzden geldin değil mi? Hani bak, sen böyle davranmaya devam edersen bana ait ne var ne yoksa hepsini Azra'nın üzerine yaparım, haberin olsun. Bir daha bu konu açılmayacak. Eğer bu konu açılırsa bu söylediklerimin hepsini yaparım. Tamam, anladım oğlum, bağırmana gerek yok. Sonuçta mal sizin, miras sizin, istediğinize verirsiniz yani. Ben sadece sizin mutluluğunuz için, sizin geleceğinizi düşündüğüm için... Ya malla mülk de mutlu olunmuyor. Sen bunu görmüyor musun hala, anlamıyor musun? İçinde kimse yokken o konudan bile bir anlamı yok. Tabii senin için bir anlamı varsa bunu bilemeyeceğim. Ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Aradım, açmadım. Ne konuşacağız ki biz seninle? Şu imzaladığın kağıt var ya. Senin bana anlattığın benim anlamadığım. Bunu konuşacağız. Cenk bak, ben hiçbir şey istemiyorum. Üstelik annen çok haklı. Bu miras sizin hakkınız. Hatıra, sen benim karımsın. Ve bana ait olan her şey sana da ait. Cenk bak, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Üstelik bu miras yükünü taşımaktan da çok sıkıldım, tamam mı? Azra, bu yük falan değil, anlamıyor musun sen? Senin hakkın diyorum. Ya sen annemin söylediklerine bakma. Seni suçlu hissettirmesine izin verme diyorum sen. Ya Cenk, istemiyorum ya. Azra. Sen her konuşmamızın arasına girmek zorunda mısın ya? Bir problem var gibi görünüyordu. O yüzden oldu mu? Olmadı. Gördüğün gibi aramızda bir problem yok. Hadi bekle. Ben yürüyeceğim biraz. Azra, iyi misin? İyiyim. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. İyi tamam. Ersoy gelsin bari senden. Ya Cenk, gerek yok dedim. Tamam, ben kendim giderim. Görüşürüz.